Merhaba, ben Valerie LaPointe, Pixar'da hikaye sanatçısıyım. Hikaye anlatımı serisinin ilk bölümünde anlatıcınız ben olacağım. Bu bölümde Pixar'da hikayeleri nasıl anlattığımızı öğreneceğiz. Önümüzdeki 6 bölüm boyunca kendi hikayelerinizi yaratma şansınız olacak. Ve burada basit bir fikirden yola çıkıp sonunda gerçek bir storyboard oluşturacağız. Her bölümde hikaye geliştirme sürecindeki deneyimlerini paylaşan Pixar hikaye sanatçılarını dinleyeceğiz. Benim adım Domishi. Ben bir hikaye sanatçısıyım. Merhaba, ben Sanjay Patel, animasyon ve hikaye sanatçısıyım. Ben Kristen Lester, storyboard sanatçısıyım. Merhaba, benim adım Mark Andrews, Pixar animasyon stüdyolarında yönetmenim. Bu videonun amacı zaten bir hikaye anlatıcısı olduğunuzu size hatırlatmak. Hikaye anlatmak aslında fark etmeden yaptığımız ve çocukken başladığımız bir şey. Dersimize başlarken Pixar hikaye sanatçılarından bazılarının kendi hikayelerini anlatmaya nasıl başladıklarını dinleyelim. Parkta hikayeler uydurarak ve arka bahçede oynarken yepyeni başka dünyalar kurarak başladım. O zamanlardan beri kendi çizgi romanlarımı çiziyorum. Hatta çocukken okula gitmemek için hasta numarası yapar ve böylece kendi çizgi romanlarımı çizip hikayelerimi anlatırdım. Ben bir çizgi romandan Betty ve Veronica karakterlerini alıp onların kopyalarını çizmiştim. Sonra onların üzerlerine bir sürü kıyafet çizip buna Betty ve Veronica modası demiştim. Annemin bodrumunda bu anlattığım tarzda binlerce Betty ve Veronica çizimi olmalı. Lisede hatta ortaokuldayken resim öğretmenlerimiz genelde Amerika tarihi konulu poster ödevleri verirdi. Amerika tarihini görsel olarak anlatma fikri benim için bir hikayeyi tek bir resimde anlatmanın başlangıcı oldu diyebilirim. Böyle başladım. Çok küçükken resimler yapar ve bunları insanlara gösterirdim. Onlar tepki verince bu çok hoşuma giderdi. Yaptığım resimlere ve anlattığım hikayelere insanların verdiği tepkiyi görmeyi çok seviyordum. Sonra insanlardan daha çok karşılık almak istedim ve o yüzden de giderek daha fazla resim yapmaya başladım. Şunu söylemeliyim ki küçükken hiçbir fikrim yokmuş gibi ve hiç ilginç biri değilmişim gibi hissederdim. Sanatçıların sürekli fikirlerle dolu olduğunu düşünürdüm. Sanki onların milyonlarca fikri vardı ve benim hiç yoktu. Hikayelerimin çoğunu ve fikirlerimi kendi hayatımdan alırım. Başıma gelen şeyleri çok düşünürüm. Mesela en son ne zaman mutlu hissettim? En son ne zaman gerçekten üzgün hissettim? En son ne zaman ağladım veya çok sinirlendim? Hikayelerimin çoğu benim kişisel deneyimlerime dayanır ve bence burada hikaye anlatıcının bulması gereken çok önemli bir nokta var ki bizi dürüst kılan şey de bu. Sadece gelişi güzel fikirler toplayıp onları birleştirerek işte bu bir hikaye demiyorum. Hiçbir hikaye öyle birden ortaya çıkmıyor. Mesela ben hayattaki deneyimlerim ve aydınlanma yaşadığımı hissettiğim anlar üzerine çok uzun ve detaylı olarak düşünürüm. Bunlar, bana deneyim kazandıran ve dünya ile paylaşacak kadar önemli olduğunu düşündüğüm bir şey öğreten zamanlar. İşte bu hikayeler eğlenceli olur. Çünkü sadece sizden ve sizin deneyimlerinizden ortaya çıkarlar. Hiç kimse sizinle aynı deneyimlere sahip olamaz. Çünkü sizinle aynı hayatı yaşamazlar. Herkesin hayat tecrübesi farklıdır. Ve bu yüzden de insanlar aynı hikayeyi aynı şekilde anlatmazlar. Bunu hepimizin sahip olduğu bir süper güç gibi düşünün. Sizin benzersiz bakış açınız. Sadece siz dünyayı bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bir anınız hakkında düşünmenizi istiyorum. Bu çok utandığınız, çok korktuğunuz ya da çok şaşırdığınız bir an olabilir. Her ne olursa olsun çok canlı bir şekilde hatırladığınız bir anı olmalı. İlk alıştırmamızda bu anıyı çeşitli şekillerde ifade etme şansınız olacak.